Makam. İşleniş biçimine makam denir. Ece Hanım'a bakın. Yani Türkçe yazılışı muhtemelen piercing. Aynen öyle. 700 puan değerinde. Yese yan yana. Haysiyet. Haysiyet 600 puan değerinde. Hafif ecale. Öyle mi? Öyle mi? Kesinlikle öyle. 7200 oldu kasa. İşaret dili 800 puan değerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar grubun en deneyimli üyesi için efendim. Daha öncesinde de hafta finaline kadar gelmişti. Önce 8000 küsürler. Sonra da 7000 küsürler. Hmm. Evet, çünkü bir soruda puan da kaybetmiştim. İlk 9000'i siz bu turda gördünüz. Evet, o zaman. Evet. 9200 daha önce hiç görmediniz. Yok, hiç görmedim. Bugüne mi kısmet acaba? İnşallah. Hadi hayırlısı bakalım. 6 tane harf alacağız. Evet. Üzerine 1 saniye arttırmamız lazım. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Mecazen, şu, işveli, çekici. Bu anlamlarda da kullanılan, başka anlamları da var, bir sıfat. İşveli, çekici. Şuh, daha güzel. Şuh. Şuh. Eşeysel özellikler doğrultusunda düşünelim hadiseyi. Dişi. Nedir? Dişi. Dişidir. 400 puan değerindeyiz. Hani sohbet etmiştik sizinle. Pek de hoş bir sohbet değildi. Daha önce bir hastanede bulundunuz mu refakatçi olarak filan demiştim. Siz evet, de? Bulundum. Hadi bakalım o hatıraları biraz kurcalayacağız. Ameliyat sonrası vücut içinde kalan doku artıklarını ve sıvıları dışarı atmak veya yara üzerindeki iltihabı akıtmakta kullanılan bükülgen tüp. Dünyanın en can sıkan şeylerinden biri. Hasta için öyle. Hiç anlamadım soruyu bile şu an. Vücuttaki o işte ameliyatın arkasından dışarı atılması gereken, efendime söyleyeyim, o doku artıklarını, pıhtıları filan atmak için bir tüp takarlar böyle. Ona da bir şey derler. Neydi onun? Nokta nokta taktılar. Bir harf alayım. Türlü yerlere takılır. Yok, hiç aklıma gelmiyor şu an. Alın bir harf. Bir harf daha alayım. Aldık bir harf daha. Draş. Dreş. Ay neydi ya? Bir harf daha alacağım. Bir harf daha istedik. Ben olsam durdurur uydururum. Ben bilmiyormuşum bu arada bu kelimeyi. Dran, dren. Dren yeterli. Dren yeterli. İnşallah bir daha da hiç karşınıza çıkmaz. Umarım. Efendim böyle bir kelime. Buyurun. Latince kökenli adı tanrıların yiyeceğiymiş. Çikolatanın ham maddesidir. Kakao. Kakao. Haydi gelsin yenisi. Aynı zamanda bir kadın ismi. Çok ilginç. Buyurun. Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık anlamında bir söz. Tutuculuk gibi yani. Tutuculuk diye kadın ismi yok. Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık. Hı hı. Bir harf alayım. Bir sürem harf. Çok gitti. İffet. İffet 400 puan değerinde. Kaç harf aldım ben şu an? Şu ana kadar 3 tane, özür dilerim, 4 tane harf aldınız. 2 tane daha harf alma hakkınız evet kaldı. Haydi gelsin yenisi. Hristiyanlıkta ilk günahı silmek ve Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan işlemdir. Beynim durdu gerçekten. Benim sakin de. Olun, sakin olun. Yıkanıyor. Heh, ona ne deniyor, ne etmek? Şey. Sakin, sakin. Bulacağınız bir kelime, bu gayet iyi bildiğiniz bir kelime. Şöyle bir suya. Değil mi? Ne etmek? Sünnet değil. Yahya nesiyle ünlüdür? İsa'nın havarilerinde. Tevrat. Opa. Ay, of, gitti. Bir harf alayım ya. Aldık bir harf. Neydi ya? Nokta noktacı Yahya. Yok, hiç aklıma gelmiyor şu an. Bir harf daha alacağım. Bir harf daha aldık ama durdurduk değil mi? Durdurduk. Vaftiz. Vaftiz. 400 puan değerinde bu. Çok heyecanlandım. Şimdi derin bir nefes alalım. Bundan sonra çünkü... Süre çok gitti bir de. Süremiz de azaldığı için yarışma disiplinimizi değiştirmemiz lazım. Fakat şöyle düşünelim, artık harf almayacağımız yapabilir için... Yapabilir miyim sizce? Hızlanacağız. Neden yapamayalım? Harf almadan başarabilir miyim? Vallahi başarırsınız. Açıkça söyleyeyim, hani diren gibi bir kelime çıkmayacak karşınıza. Bunlar daha önce karşınıza çıkmış şeyler. Ama vaftiz de öyleydi. Evet ya. O yüzden kötü olan arkada kalsın. Şimdi evet, önümüze aydınlık bakalım. Buyurun yeni soru.
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün basınç. Yüz ölçümü birimine düşen miktarına basınç deniyor. 7 harfli cevaplara geçiyoruz. Buyurun. Aşırı harcamalardan kaçınma. Tutumlu. 7 harflidir. Hep böyle. Bana soruyu okutmadan cevaplayın. Tamam. Buyurun. Önemsiz, ufak tefek şeyler. 2 kelimedir. Ha, ayrıntı diyecektim. Öteberi. Eşya. Nedir? Öteberi. Cam Hanım açıldı ki durdurak bilmemecesine. Çok güzel. Bundan sonra daha aydınlık bakıyorum sorularıma. Buyurun gelsin efendim. Üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk. Batı kökenli bir kelime. Buyruk. Durduracağım ya. En güzeli. Süre gitmesin. Direktif. Çok güzel Ecem Hanım. Türlü türlü ipuçları hazırlıyordum kafamda. Hepsini gereksiz kıldınız. Çok mutluyum. Buyurun gelsin yenisi. Çarpma, sıkışma, burkulma gibi nedenlerle vücudun bir yeri ağrı verir duruma gelmek. Bu çarpma, fiziksel sıkışma. Hali. Ruhsal olarak da bu hale. Çöküntü. Hoppa. Mekmakla bitmeli öncelikle. Çarpma, sıkışma, burkulma gibi nedenlerle vücudun bir yeri. Mesela eklemler özellikle. Ağrımak değil. Bileğim. Tutulmak. Çarptık diye tutulur mu hiç? Ezilmek bunu? Değil. Ezilme de olur, sıkışma da olur, burkulma da olur gibi nedenlerle dediği o. Ne yaptım? Bacağımı, kolumu? Burkmak. İncinmek 800 puan. Nerelere gittik, nerelerden döndük ya Rabbim. 4 tane de soru kaldı elimizde. 51 saniyemiz var. O 51 saniyede 4 soruya cevap vereceksiniz. Ben biraz geride duruyorum artık. Çünkü Selda Hanım kötü bakmaya başladı. Buyurun efendim yeni soru. Sanatta çağdaşlaşma akımı. Çağdaş dediysek gerisini getirirsiniz canım. Medeni gibi bir şey mi? Bu bir sanat akımı. Sanat akımları genellikle Batı kökenli kelimelerden oluşuyor malum. Çağdaşlaşma akımı. Çağdaş. Uygar değil. Şeyde mimaride özellikle. Rönesans değil. Çağdaş. Çağdaş. Uygar. Çağdaş. Başka? Batı Medeni. Kökenli. Batı kökenli. Çok çağdaş bir insan. Çok çağdaş bir insan. Çağdaş hayatın gereklilikleri. Medeniyet değil mi? Yahu Batı kökenli. Yok ya. Modernizm. Üçüncü de hayır var derler. Haberiniz olsun. Buyurun yenisi gelsin. Kendi kendini gizlemek. Kamufle değil. Gizlenmek. Başka? Saklanmak. Yapıştırın gitsin. Ne de kolay sorular. Buyurun bakalım. Bu da kolay. Vallahi öyle. Kontrolü kaybedilmiş alışkanlık. Bağımlılık. Alıştınız. Maşallah. Ama biraz geç kaldık. Geç oldu. Bir tek şundan korkuyordum. Sokak jargonu olduğu için harf alır belki burada Ecem Hanım diyordum. Yani çağdaştan moderne çok çabuk zıplayacağınıza evet emindim. Bir tek şundan korkuyordum. Dur bakalım bunu da harf almadan bilirseniz iyice canım sıkılır. Argo'da dalga geçmek, alaya almak anlamlarında bir tabir. Argo dediğiniz koca derya. Kafa bulmak. Hadi canım. Değil mi? Bulmak yerine? Kafa yapmak. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu ama dediğim gibi. Üçüncüsünde hayır var derler. Ecem Hanım'a bir alkış efendim.